Evet efendim, Mehmet Yeşil'le birlikteyiz. Merhaba. Başlıyoruz değil mi? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Boş boş masaya alışık değiliz biz aslında ama. Doldurmak için birazdan, çalışıyorlar. Birazdan dolduracaklar. Foxy'deyiz. Nişantaşı'nda olağanüstü bir mutfaktayız. Evet. Çok yiyecek miyiz? Yani, ben diyetteyim biraz ama. Buranın Foxy'nin menüsü bildiğim kadarıyla Karaköy'den bilinen menülerden değil. Değişik. Çok değişik. Değişik. Evet. İnsanı şişmanlatmak için tahrik edici bir menü. Burayı dolduracağız, bu masayı. Dediniz ki biraz önce seni böyle tahrik edecek kadar, diyetini bozacak kadar çok güzel yemekler olduğunu tahmin ediyorum. Karaköy'den biliyorum dediniz. Zaten Leon kötü yemek yapmaz. Yapmaz. Dolayısıyla yani. Keyifle bekliyoruz bakalım biz bugün neler yiyeceğiz. Ben de heyecanlıyım. Yani oradaki kaliteyi, lezzeti burada da tutturabilecekler mi? Bakalım. Şu boş masa dolsun. Ondan sonra konuşalım. Ziyafet. Hem de öyle böyle dolmadı. Hakikaten topik var. Onu topik gördüm. Yani uzun zamandan beri yemedim. Çünkü İstanbul lokantalarında çok topik. Bu Ermeni vatandaşlarımızdan. Mezesidir değil mi aslında? Miras kalan. Evet. Periz yemeğidir bu. Hmm. Et yemedikleri zaman. Hmm. Bu nohut ve tahinli. Sonradan meze olmuş. Hmm. Lezzetli yiyeceği yerler. Bir tadına bak, seveceksin. Bakalım. Birkaç söyleyeyim bunları da. Ha. Humusumuz var burada. Humus, evet. Burada çok severim. Steak tartar var. Steak çok tartar. Güzel gözüküyor sunum. Bir severim. De ya şu tabakların güzelliği. Ben Emma'yı çok seviyorum. Hakikaten ve artık çok kullanılmıyor. Eskiden daha kıymetliymiş. Sonra bir tukaka edilmiş galiba bu Emma'yeler. Hani sanki iyi bir şey değilmiş gibi ama şu anda burada bunları görmek çok güzel geldi bana. Burada bodargalı makarna var. Bu İstanbullular nedense İstanbul şeyidir, Bizans'tan kalma. Bodarga balık yumurtası. Balık yumurtası. Çok severim Mehmet Bey. Onun mumla kaplanmış hali. Beyoğlu'nda çok görürler evet. Değil mi özellikle? Bu botargayı ben kahvaltıda dahi yerim. Ya. Çok kalori değil mi Mehmet Bey? Yani. Mehmet Bey diyecek ki git buradan. Seninle niye program yapıyorum ben diyecek bana. Ben bir taraftan servis yapıyorum. Mutlaka çok kalorili. Bir de makarnanın üstündesin. Evet. Özellikle spagettinin üstünde. Hele sıcak sıcak rendelenirse, yani makarna sıcakken rendelenirse o hafif bir gevşer, müthiş. Zaten çok güzel gözüküyor şey buradan. Şu humustan da vereyim size. Bu ne verdin sen bana şimdi? Topik verdim. Şöyle yani. Yanına biraz humus da koyayım isterseniz. Doğru. Meze gerçekten farklı bir şey değil mi? Evet. Demin ne dediniz? Ermeni tariflerinden bir tanesi. Gerçekten hani bu kültürlerin karışması aslında İstanbul'un mutfağını da oluşturuyor aslında değil mi? Zaten İstanbul mutfağı bir imparatorluk mutfağı. Ya evet. Yani Balkanlardan Afrika'nın kuzeyine, Orta Doğu'ya kadar uzanan bir coğrafyanın getirdiği, İpek yolunun Orta Asya'dan getirdiği muhteşem bir mutfak. Çok güzel burada topik. Ben çok beğendim. Siz nasıl buldunuz? Çok güzel. Güzel değil mi? Çünkü topik demin söylediniz ki, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Başka lezzetlere büründü. Garip garip topikler yapmaya başladı. Ona topik diyorlar daha doğrusu, değil mi? Bunun güzelliği şuradan. Bazı topiklerde şeker miktarını kaçırırlar. Evet. Topik tatlı olur. Yani o tamamen benim şeyim. Ben tatlı topiği çok... Bunun çok da şeyde... Ama bu çok güzel olmuş. Bir de tarçın mı var içinde topiği? Tarçın tabii ki. Tarçın da bazen çok kaçırıyorlar. Değil mi? Bunun
esas şeyi bol soğan, nohut, tahin. Humus da çok güzel. Şu anda Lezzet Dergisi ekibine çok üzüldüm sizin için. Burada biz yiyoruz. Mehmet Bey özellikle başa oradan selam söylemek istiyorum. Bize iyi bakmıyor. Kimi yer kimi seyredermiş. Ya aynen öyleymiş hakikaten. Burada bir de steak tartarımız var. Bu benim hayatta en sevdiğim şey. Ne sunumunun güzelliği gerçekten. Vereyim mi ondan da birazcık? Bir parça vereyim. Şöyle. Pekala. Steak tartar. Steak tartara dair neler söyleyeceksiniz? Valla steak tartar da bizim Türk şeyinde, mutfağında çiğ et diye fazla rağbet görmez. Ama çiğ köfteyi de çiğ yiyoruz. Evet be, çok güzel. Hem de saf bir çiğ köfte. Bundan daha var. Bu şey. Fakat farklı bir yorum. Altında Rus salatası var. Evet. Amerikan salatası da diyorlar ona. Yok demesinler. Demesinler değil mi? Niye demesinler Mehmet Bey? Sizi de yedirmedim yemin ediyorum. Kendim yiyip onu anlattırıyorum. Çok güzel ya, sevdim ben bu programı. Bunun hikayesini söyle. Lütfen. Niye o Amerikan salatası, Rus salatası? Aslında Ruslara ait değil mi? Rus, tamamen Rus. Hı. Hatta daha da orijinal ismi Maxim salatası. Maxim salatası. Şimdi bu... Şeyde Rusya'da ortaya büyük bir tabağa, masanın ortasına ortaya krema konuluyor. Etrafına işte bezelye, kapariç, patates, havuç, mavuç böyle konuyor. Sen onunla alıyorsun, karıştırıyorsun kendi kendine. Bir gün lokantanın sahibi, daha doğrusu bunu bulan arkadaşımız, kalan bir tabağa hepsini karıştırmış. Akıllıca. Karıştırmış, bir yemiş ki müthiş bir yemek. Demiş ki ya ben böyle sunayım bu salatayı. Sunuş o sunuş. Yani hikaye çok uzun da ben kısaltacağım. ve çok tutmuş bu salatanın lezzeti. Beyaz Ruslarla birlikte bu salata Türkiye'ye de gelmiş. Bütün dünyaya gittiği gibi Türkiye'ye de gelmiş. Türkiye o ara Ertegün'ün Ahmet Ertegün'ü babası büyükelçi Washington'da ölünce onu harp gemisiyle, Missouri gemisiyle İstanbul'a göndermişler cenazesini. Ama tabii kaç gemi de eşlik etmiş. Amerikalılar geliyor diye bütün İstanbul beyaza boyanmış, badanalaşmış. Galatasaray Lisesi'nin orada bir büfe. Ünal büfe miydi, neydi? Onu eskiler biliyorlar. Peki. O uyanık bu Salatayı almış, Rus salatası, o güne kadar biliniyor. Amerikan salatası. Ha, onların gelişi için. Amerikan salatası. Vay, ve bütün vay, Beyoğlu'ndaki büfelerde Amerikan salatası yazmışlar. Oradan kalmaya. Ama bayağı da yerleşti. Yani yanlış biliniyor, tabii, evet tabii. Ama bayağı yerleşti. Hatta ben, kimse duymasın, arada bir... Şarkı deriden alırken Amerikan salatası mı diyorsunuz? Bunu gerçekten biz bizeyiz. Kimse duymaz zaten Mehmet Bey. Şimdi buradan botargalı makarnadan da birazcık denemek istiyorum. Şimdi Foxy'ye Mehmet Bey'i ben getirdim. Şöyle ki her seferinde birbirimizi bir yere götüreceğiz. Evet. Sevdiğimiz tatları beraberce yorumlayacağız. Tabii ki benim büyüğüm ve işin uzmanı. Ondan dinleyeceğimiz çok şey var. Ama ben de fena değilim. Yok, yeme gayet, anlamında. Gayet. En azından güzel sorular sorma yalnız anlamında fena yeme değilim. Yalnız yeme anlamında fena değilim diyorsun ama yani sana bakıyorum neredeyse sıfır numaraya yakın bir mankene benziyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani sizin bu bana söylediklerinizle ben bir makarna yerim. Ben şuna inanıyorum.
Tatlar çok güzel. Makarna var, başka şeyler var. Hiçbir şeyi abartmamak tamam. lazım. Tadın da yenildiği zaman her şey yenilebilir diye düşünüyorum. Güzel dedim. Zaten bütün lezzet ilk yudumda. Öyle derler değil mi? Yani ondan sonrası lüzumsuz. Ama niye yiyoruz? Yiyoruz bazen İstediğin Mehmet yani Bey. Tutamıyoruz kendimizi çok lezzetli diye. Makarna ile özel bir bağınız var mıdır? Biliyorum olduğunu da o yüzden makarna soruyorum. Makarna benim hayatım. Hayatınız şöyle koyuyorum. Mersi. Makarnasız. Bir dakika üstüne de şey vereceğim. Makarnasız şey düşünmüyorum. Hayat bayat mı? Hayat bayattır. Sizin makarna... Benim pazar günleri. Pazar günleriniz değil mi? 40 yıldan beri. Evet. Akşam yemeğinde ben makarna yerim. Hem de akşam. Akşam. Biliyorsunuz akşam daha çok kilo aldırıyor makarna. Ama güzelim makarna en çabuk hazmedilen şeydir. Öyle mi? Tabii. Peki mesela ne tür makarna? Nasıl? Neler yersiniz? Bırak da yiyeyim diyor Mehmet Bey. Haklı. Ben de Foxy'nin güzel makarnasını deneyeceğim şimdi bu tar- yani. Vallahi Leon arkadaşım olduğu için torpil yapmıyorum. Yediğim en iyi makarnalardan bir tanesi lezzet olarak. Sizi anıyoruz sizi. Çünkü çok güzel. Çok güzel olmuş gerçekten. Gerçekten çok güzel. Makarnaya özel bir ilgisi olduğu için Mehmet Bey ama hepsi çok güzel. Zaten ona torpil yapmıyorsunuz çünkü ben son anda sizi buraya getirdim. Sizin ilginiz yok burayla. Evet evet ben sürpriz oldu. Sürpriz oldu yani. İyi bir sürpriz oldu. Peki bir taraftan devam ediyorum. Burada bir et var. Evet. İsmini ben demin yanlış söyledim. Mehmet Bey de güldü bana. Bu? Çok da güzel sunumu. Nedir bu? Pöçük. Pöçük. Şimdi bu şey yani... Dananın azıcık şöyle kenarına koyayım. Dananın kuyruğu. Ha, yağlı. Yağlı değil, biraz gerdan etini andırır, kemikli. Ama çok lezzetli. Çok güzel bu, kokuyor. Anadolu'da sevilen bir yemektir. İstanbul mutfağında çok bilindiğini sanmıyorum. Ya daha doğrusu bilenler biliyor. İşte Foxit şaşırtıyor. Demin konuşurken evet. Hakikaten beklenmedik tatlar pöçüğü çıkıyor. Ben çok severim. Bir gün bunu Tokat Kayseri'de yemiştim. Adam 12 saat fırına geceden atıyor. Bir fırın dolusu pöçü. Sabahleyin çıkartıyor. Onun suyuna bir de çorba yapıyor. Wow. Olacak gibi değil. Niye pöç acaba ismi? Nereden geliyor acaba biliyor musunuz? O kuyruğun vücuda birleştiği yere pöçük denir. Pöçükten İnsanlarda da pöç. En son omurganın en son şeyi pöçüktür. Bak bugün yine yani şöyle. Anadolu'daki tabirlerle pöçük derler. Bu İngiltere'de çok de şey var. İngiltere'de de çorbası bunun meşhurdur. İngilizler çok severler. Ben de çok severim. Tabii ki pöçüğün kuyruk yani üst kısımları daha lezzetli. Alt inceldikçe lezzeti de azalır ama bence yiyebileceğiniz en lezzetli sakatatlardan bir tanesi. Bana ben bayıldım. Ben zaten sakatat çok seviyorum biliyorsunuz. Mehmet Bey hep bana takılıyor. Sen nasıl yiyorsun, ne yapıyorsun diyor ama ben yiyorum. Yiyorum. Öyle çok yemesem de yiyorum. Her şeyde yemeği seviyorum ve denemeyi de seviyorum. Farklı tatlar Foxy şaşırtıyor derken hakikaten hep aynı menüleri, hep aynı şeyleri görüyoruz özellikle İstanbul'da. O yüzden bu tarz şeyleri gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Demin sizi konuşturken yedim, çok güzeldi. Orada bir balık ekmek var. Balık ekmek var, burada da ciğer var. Hangisinden başlayalım? Bana çok az balık ekmek. Balık ekmek. Balık ekmeğin sunumuna ayrıca bayıldım. Ekmeğinden de veriyorum herhalde. Tamam, evet, evet. Benim senin gibi bir kaygım yok. Niye spor yapmıyor musunuz Mehmet Bey?
Sporu yapıyordum 8 yaşlarında falan. Okula geç kaldığım için koşarak gidiyordum. O bana benim küçükken için... boğazınıza düşkün müydünüz siz? Valla o zamanlar şöyle bağım ya ben orta karar bir memur çocuğuydum. Öyle evimizde hop şöyle koydum soğanı var yeşilliği var evet. Evimizde her türlü yemek pişmezdi. Mesela ben şimdi bulgur pilavı sevmem. Çok mu yediniz? Öyledir pirinç ya. Yerim. Çünkü annemlerin Sivas'ta çok büyük çiftlikleri vardı. Buğday hasatından sonra bir çuval bulgur gelirdi bize. Yap değil mi? Haftanın 3 günü 4 günü bulgur pilavı çıkardı. Ya benim babam da rahmetli Galatasaray Lisesi mezunu. Hep yatılı tabii. Hep fırında makarna çıkarmış. O yüzden derdi ki bu evde fırında makarna duymak istemiyorum. Ben de hakikaten. Çok seviyorum. Ama sürekli yediğiniz için galiba. Ama şeyi mesela içli köfte de çok yapılırdı bizde. Haşlamadır bizim. Çok güzel. Yani Orta Anadolu'nun içli köftesi. Annem, biz üç kardeştik. Annem içine... bir tanesinin içine işte 10 kuruş, 20 kuruş neyse o zamanın parası. Ne güzel hikaye. Sürpriz. Ondan koyardı. Kim bulursa diye. Ve biz saldırırdık bir tencere şeye. Bulanın oluyor herhalde. Bulanın oluyor ama annem tabii şeytanlık yapıp koymazdı içine. Bak ya. Yok başta çıkarsa yemeyiz diye. O lezzet hala damağımda. Hala da en çok sevdiğim yemeklerden bir tanesidir içli köfte. Vallahi çok ama ben hoş. Kızarmışını ben de haşlamayı daha çok şey yapıyorum seviyorum. Haşlama evet. Ve içi bol yağlı, cevizli, bol kıymalı, bol ana soğanlı. Ana yemek gibi zaten bence o. Yani gerçekten hani böyle zaten. Önden yeniliyor falan filan ya bazen değil. Ben gerçekten ana yemek gibi seviyorum. Benim ben önden 10 tane yediğim için başka da. Midede yer kalmıyor. Yer kalmıyor değil mi? Şimdi balık ekmek, siz konuşurken ben balık ekmeği tattım. Balık ekmek hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ya inanır mısın ben geçen sene Japonya'ya şeye gittim. Dünya sushi yarışmasına gittim. Aa inanamıyorum. Ne güzel bir deneyim. Nerede? Tokyo. Tokyo'da. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Orada aynı bizim sirkecideki gibi çeyrek ekmeğin arasına balık koyuyor. Aynısını yapıyorlar. Aa, çok ilginç. Ya biz de kokusuna daldık yani. Ulan bizim balık kokuyor. Ama biz size bir şey söyleyeyim mi? Artık o eski tatları alamıyorum ben o sokaktaki balıklarda. Sadece bir kokusunu duyuyorum. Tadı Şimdi orada bir haksız bir eleştiri var. Diyorlar ki bu Norveç uskumrusundan yapılıyor. Norveç uskumrusu bizim Çingene Palamut'tan biraz daha büyüktür. Ama Norveç uskumrusu benim yediğim en lezzetli balıklardan bir tanesi. Dolayısıyla o olamaz. Yani Norveç'te yediğim zaman hani derler ya yağıyla mangalı söndürüyor. O kadar. O kadar yağlı. Çok yok bizim lezzetli. Yediklerimiz öyle değil ya da benim rastladıklarım bizimkilerim, öyle değil. Ya, Palamut da değil. Bence kolyozu yapıyorlar zannediyorum. Kolyoz en şey balıktır. O yüzden de şöyle düşünüyorum. Özellikle böyle restoranların menüsüne bizim gerçekten önemli bir lezzetimiz balık ekmek. Balık ekmeği görmek çok önemli. Çok güzel. Hoşuma gidiyor. Yani balık ekmeği nerede yiyeceksin? Foxy'de yiyebiliyorsun. Gidip evet. İlla sirkecide ya da orada burada yemen gerekmiyor. Yani bir de orada... Ben balığı kılçıksız severim. Niye kılçıksız severim? Kılçıkla yediğin zaman boğazına batar. İşkence hastanelere, hastaneye. İyi ayıklayamıyorsunuz yani. Kılçığı ayıklarken de balık soğuyor. Allah Allah. Hiç böyle sorunlarım olmadı. Ben de balığı soğuk sevmem.
Yani sevdiğim konserve balığı. Ben elimle dalıyorum, çok güzel. Ben size bir gün ayıklayayım. Vallahi ayıklayayım. Çok güzel balık ayıklarım. Yani en güzel balık lüfer balığını ayıklarım. Ama onun lüfer de yani bence kraliçedir yani. Aslında ötesini onu ayıklamadan yutmak lazım. Ay, o kadarını yutamayız Mehmet Bey. Şimdi son tadacağımız ciğer var. Hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ben boşuna getirmedim. Ben şuradan alacağım. Çünkü benim tabağımda oldu. Evet, hadi öyle yapalım. Ciğer sever misiniz? Ne demek? Ne demek? Ne demek ciğer sevmek? Şimdi bunun da... Seray ya. Seray Öztürk'ün tarifiymiş. Aha. Biz burada sevdiğimiz arkadaşımız şefleri mutlaka... Mutlaka söyleyelim. Ne güzel. Bir iki tarifini bulunduruyoruz. Şahane. Çok güzel. Bu da demin oradan sufle aldım. Söylüyorum. Seray burada bu mutfakta sevdikleri arkadaşlarının, şeflerin tariflerini menüye koyuyorlar. Sonuçta çok güzel bir dayanışma diye düşünüyorum. Seray Öztürk'ün tarifi. Çok güzel. Şöyle önünüzden alıyorum vallahi. Bu da yanlış bilinen yemeklerden bir tanesi. Arnavut ciğeri denince Arnavutluk'tan gelen ciğer anlaşılıyor. Evet, doğru. Türk yemeğidir bu. Şeyde en ucuz, zaten bunları mahalle arasında satanlar iki direk yani bir şeyinin sırtına koyar değil mi? Evet, evet. Bütün sakatatlar asılır ciğer. Hiç hijyenik değil görüntü bilmem. Yalnız. Ve arkada bir ordu köpek ve kediyle. İşte onu diyorum. Onu demeye çalışıyorum. Gidilir. Hijyen yok orada. Ve ama de biz hijyensiz. Bu Arnavut ciğeri bu şey dilim ciğer bu. Arnavut ciğeri biliyorsun daha küp küp olur. Yaprak gibi değil mi bu? Bu yaprak ciğer. Tane hesabı satılır. Ucuz. 5 para mı 10 para mı o zamanın parasıyla. Fakir Arnavutlar onu yerdi. Oradan mı geliyor? Arnavut niye Arnavut ciğeri? Tabii tüm yiyenler Arnavut değil. İstanbul'un Arnavutköy semtinin kaldırımlarını döşeyenler döşeyenlere Arnavut kaldırımcı diyorlardı. Onlar da bunu yiyor. İsimde tabii ama onu yiyorlar. Vay, ben bugün çok güzel şeyler sonra öğrendim. Orada bu Arnavut yağda kızarırken kokular yayılıyor. İşte bana da verir misin? Bana da verir misin? Bir tanesi diyor ki ya bu kadar seviliyorsa ben bir dükkan açayım. Bir dükkan açınca rekabet başlıyor. Ve devam böyle yayılıyor. Leo'nun dükkanına kadar geliyoruz. Vallahi şahane. Biz daha tabii sohbet ederiz. İzninizi edeceğiz. O yüzden ama süreyi uzatmayalım. Evet, buradan bay bay diyelim onlara. Biz yemeğimize de devam edeceğiz. Sohbetimize devam edeceğiz. Gelin bu şahane lezzetleri Foxy'de tadın Nişantaşı'nda. Vallahi tavsiye hakikaten ediyorum. Hakikaten çok güzel. Öğle menüsü de var artık. Akşam da var ve çok keyifli. Son derece samimi bir ortam. Bir notlar mısınız? Notlamayın. Notlama yanlış da. Benim birinci favorim bu diyeceğiniz. İkinci, üçüncü, ben, üç tane. Botarga makarna değil mi? Makarna ve botarga. Peki. İkisi şey olduğu için bu. Topik çok güzel olmuş. Yani balık ekmek tahmin edemeyeceğim kadar güzel. Yani hepsi güzel. Ben steak tartar 1'e veriyorum. Steak tartar. Benim için çok güzel. Evet, hakikaten steak tartar çok ete güzelmiş. Bayıldım. Steak tartarın altındaki Rus salatası şeyini kıvamı çok güzeldi. Bir derece yukarı çıkarmış lezzeti. Evet, gerçekten çok güzel. Hepsi güzel. Eti beğendim, yani, balığı beğendim. Günahtır bunlara ayırmak. Ayırmayalım. Ağlarlar şimdi mutfağa gittikleri zaman. O zaman oraya el sallayalım. Tekrar görüşmek üzere efendim diyelim. Biz devam edelim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Beraber olmak üzere.